Avrupa 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük göç dalgası ile karşı karşıya. Birleşmiş Milletler'in son verilerine göre dünyada toplam mülteci nüfusu 65 milyon, son bir yılda 5 milyon insan mülteci olmuş durumda. Türkiye bu göç rotasının en önemli limanı olarak 3 milyon insan ile dünyada en çok mülteciye ev sahipliği yapıyor. AKP hükümeti mezhepçi bir anlayışla 3 saatte Şam'a varırız gibi hülyalarla Suriye'deki savaşı kışkırtarak dış politikayı ve uluslararası dengeleri okuyamadığını göstermiş, milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine bir anlamda destek vermiştir. AKP'nin vizyonsuz ve hayal alemindeki dış politikası, Suriye'de yönetim değişikliğinin kısa sürede gerçekleşeceğini düşünerek buraya gelen sığınmacıların ülkelerine geri döneceğini hesap etmiş ama evdeki hesap çarşıya uymamıştır. Başta 100 bin mülteci için kırmızı çizgimiz diyen AKP, şu anda Türkiye'deki 3 milyon Suriyeli mülteci için çözüm aramaktadır. AKP'nin Suriyeliler başta olmak üzere ülkemizdeki sığınmacılara yaklaşımı hak temelli ve çağdaş bir yaklaşım olmaktan uzaktır. Ülkemizdeki sığınmacılar yoğun insan hakları ihlallerine maruz kalmakta ve AKP'nin siyasi emelleri için adeta birer pazarlık unsuru olarak kullanılmaktadır. AKP ile Avrupa Birliği insan onurunu ayaklar altına alan bir pazarlık yapmış, temel bir insan hakkı olan göç hakkını, daha iyi bir yaşama ulaşma hakkını el ele gasp etmişlerdir. CHP olarak bu anlaşmayı devletler arası insan ticareti olarak gördüğümüzü bir kez daha açıklamak istiyoruz. Sayın milletvekilleri, biz CHP olarak ülkenin tüm sorunlarına ilişkin araştırmalar yapıyoruz. Komisyonlar kuruyoruz, illeri ziyaret ediyoruz ve çözüm önerilerimizi sunuyoruz. İşte sığınmacılar için de bir komisyon kurduk. Aylarca çalıştık, kampları ziyaret ettik, sığınmacıların dertlerini dinledik, akademisyenlerle, STK'larla bir araya geldik. Raporumuzu hazırlarken görüştüğümüz akademisyenlerin bize aktardığı bir gerçek var. O da şu ki bir gün bu insanların ülkesine barış gelse bile göçmenlerin genellikle %60'ı ve %70'i ülkelerine geri dönmüyorlar. Dolayısıyla burada kalacakları dikkate alınarak buna uygun politikalar geliştirilmesi bir zorunluluk. Ve bizim için en önemlisi, çok acil olarak bir göç ve uyum bakanlığı kurulmalı. Bu mesele göç idaresi ve AFAD gibi kurumların elinden alınarak daha derli toplu bir yapıya kavuşturulmalı. Sığınmacı ve mülteciler konusu dini referanslar ve geçici çözümler ekseninde değil, hak temelli ve kalıcı çözümleri arayan bir anlayışla ele alınmalı. Geç kalacağımız her bir gün suça sürüklenmiş 10 binlerin 100 binler olmasını yakınlaştıracak. Bir an evvel önlem almazsak sokaklarımızda gözlerin içine bakamayacağımız dilenci çocuklar gün geçtikçe artacak.